Gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmez. Böyle der büyüklerimiz. Bu gözyaşlarını biriktiren dağlar Doğa anamızın kalbi gibidir. Kalbimiz nasıl kan pompalıyorsa vücudumuza, dağlar da akarsuları pompalar. Vadilere, ormanlara. Gökyüzünden gelen hayat, tüm canlılara akarsularla taşınır. Su, ulaştığı her noktaya can verip, tekrar gökyüzüne döner. Doğa kusursuz bir beden gibi çalışır. Bu bedeni var eden suyun ta kendisidir. Anadolu, bu kusursuz döngünün nakış gibi işlediği benzersiz topraklar. İki kıtanın, sayısız kültürün, binlerce canlının geçiş noktası. Kuzeyinde topraklarını doğudan batıya kat eden Karadeniz dağları, güneyinde Afrika'dan gelen sıcak, bunaltıcı havaya siper olan Toroslar ve ortasında uzanan geniş, yüksek Anadolu düzlükleri. Doğudan batıya uzanan sıra dağlar Anadolu'da üç farklı iklim kuşağı oluşturur ve binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Tüm Avrupa'da 12 bin bitki türü yaşarken bu sayı sadece Anadolu'da 10 bindir. Ne var ki bu zenginliğe can veren su kaynaklarımız her geçen gün tükenmekte. Yanlış su politikaları nedeniyle Anadolu artık su fakirliği sınırında. Tüm doğal zenginliği bu çok hassas su dengesine bağlıyken denge bozulmak üzere. Ve biz hala suyu nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Gelin size bu topraklarla ilgili bir masal anlatalım. Modern zamanlardan birinde Anadolu'yu idare eden yöneticiler bir karara varırlar. Onlara göre milyonlarca yıldır akan nehirler boş yere akmaktadır. Ne yapmalı diye düşünüp bir çözüm yolu bulurlar. Önceden yaptıkları yüzlerce baraja yüzlerce yenisi eklenmelidir. Nehirlerden çok uzakta yaşayan kentin nüfusun enerji ihtiyacı çığ gibi büyürken sular boşa akmaktadır. Dev makineler vadileri işgal eder. Milyonlarca ton kum ve çimento nehirlerin üzerine setler örer. Yeni barajlar inşa edilir. Ama küçük dereler hala boşa akmaktadır. Onlardan da enerji üretmek gerekir. Hükümetin bu yatırıma gücü yetmeyince bol paralı iş adamları bulunur. Yerli ve yabancı bankalar ucuza kredi vaat eder, hükümet ise enerjiyi satın alma garantisi verir. Teklif o kadar caziptir ki, her türlü sektörden yatırımcılar harita üzerinde dere aramaya başlar. 2000 yeni santral için Anadolu'nun tüm dereleri satılır. Milyonlarca ağaç kesilir. Derelerin suyu borulara hapsedilip kilometrelerce ötede bir uçurumun başına getirilir. Uçurumdan düşürülen su, türbinleri çevirip enerji üretecektir. Suya yapılan bu akıl almaz müdahalenin adı nehir tipi hidroelektrik santrali. Kısaca HES'tir. HES işi o kadar karlıdır ki milyonlarca dolara mal olan yatırımlar aldıkları krediyi birkaç yılda geri öder. Ardı ardına dizilen santraller kaynağından aldığı suyu denize ulaşana dek borulara hapseder. Bazı vadilerde tek nehre onlarca santral yapılır. Önce derenin canı çıkartılır, sonra da suyun %10'u, çoğu zaman daha da azı can suyu adıyla yatağına bırakılır. Kimi zaman bu %10'luk can suyu dahi bırakılmaz. Köylü başına geleni geç de olsa anlar. Yaşadıkları vadiler acımasızca yok ediliyor, dereleri kuruyorken güvendikleri yöneticiler bu yıkımı yapan şirketleri savunmaktadır. Yüzyıllardır yaşam kaynakları olan akarsular artık kendini temizleyebilecek güçte dahi değildir. Çaresiz kalan köylü hakkını aramak için hukuka başvurur. Ancak dava masrafları büyük, maddi imkanları dardır. Kimisi geçim kaynağı hayvanlarını, kimisi kışlık ürününü satar. Ama yargı yolu dolambaçlı ve uzundur. Yıkım gözlerinin önüne devam ederken lehlerine alınan yargı kararlarının dahi uygulanmadığını gördü. Geriye isyan etmekten başka çare kalmaz.
İsyan ettiklerinde ise karşılarında o güne kadar güvendikleri kolluk kuvvetlerini bulurlar. Vatan haini olmakla ya da gelişmemizi istemeyen dış mihrakların maşası olmakla suçlanırlar. En temel yaşam hakkını savunan köylü bölücülükle itham edilmektedir. Yönetici sıfatı taşıyanlar gerçekten daha mı iyi biliyorlar doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini? Su gerçekten boşuna mı akıyor yatağında? Ya bu ağaçlar? Boşuna mı yükseliyorlar vadilerde? Bizi yönetenler sayıkladıkları bu korkunç masala gerçekten inanıyorlar mı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz gözlerimizin önünde süregiden bu katliamın pembe bir masal değil, kanlı canlı bir gerçek olduğu. Hasan Keyif, yanında akıp giden Dicle Nehri'nden hayat bulan, 15 bin yıldır doğayla uyum içinde yaşamış onlarca medeniyetin beşiği, insanlık tarihinin gözlerimizin önünde pırıldayan canlı kanıtı Hasan Keyif. Gerçekten enerji uğruna suya gömülmeyi hak ediyor mu Hasan Keyif? Antik dönemin en eski şifa merkezlerinden biri olan Alienoi, üzeri acımasızca kum ve betonla kapatıldı. Şu anda Yortanlı Baraj Gölü'nün yükselen sularına gömülüyor. Birkaç pamuk tarlasının sulamasına feda edilebilecek kadar önemsiz mi Alienoi? Doğanın bu kusursuz dengesi, onunla iç içe geçmiş insanoğlunun bu sade yaşamı, binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan gelenekler. Gerçekten hiçbir anlamı yok mu bunların? Belki de oturup tekrar düşünmeliyiz. Yıl içinde dünya nüfusunun yarısı su kıtlığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Biz ise derelerimizin her birini başka bir şirkete pazarlıyoruz. Hem de 49 yıllığına. Hükümet derelerimizin satılmadığını, sadece kullanım hakkının kiralandığını söylüyor. Ancak şu an iletim hatlarındaki kayıp ve kaçaklar nedeniyle yitirdiğimiz enerjinin HES'lerin üreteceği enerjiden çok daha fazla olduğunu açıklayamıyor. Onlara göre santraller doğaya da hiçbir zarar vermiyor. Oysa bu yıkımı bizzat yaşayanlar için manzara çok farklı. Asırlardır birlikte yaşadıkları akarsular katledilirken, onlar var güçleriyle yaşam haklarını savunuyorlar. Kimi zaman iş makinelerine karşı bedenlerini siper ederek, kimi zaman kendi askerleriyle karşı karşıya gelerek. Artık biliyoruz ki, su savaşlarının eşiğindeyiz. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Bu bir yaşam savaşı. Bu su sadece bizim değil. Bu su doğada yaşayan bütün canlılar. Bu su henüz doğmamış çocuklarımızın. Kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, su olmadan hayat olmaz. Artık onu korumak için ayağa kalkıp haykırma zamanı. Bu hepimizin sorumluluğu. Su yaşamın ta kendisi. Su yoksa biz de yokuz. Su yoksa hiçbir şey yok. İstemiyoruz diyoruz, barış istemiyoruz, hayır. Evine bizi kepçelenen... Bu yıkasına, bu yaşa attınlar, üstümüzden geçtiler, o kadar şey, bitti. Ben de geçtim, ben de. Yuvarlak şeyi sallandırma, kendini bizlere ballandırma.
Amaç bu suyu içmek için pazarlamaktı. Bu suların arkasında büyük su holdingleri var, büyük su şirketleri var. O zaman yarın biz burada susuz kalacağız. Hemen Ankara'ya bir alo diyecekler. Ne diyecekler biliyor musunuz? Bunlar bizi rahatsız ediyor. Bu helekler, bu mikroplar. Alın bunları buradan götürün. Onun için diyorum ki orman katili Orman Bakanlığı'dır. Çevrenin katili Orman Bakanlığı'dır. Çevre ve Orman Bakanlığı. Bunun ispatı mevcut. Her şeye tüccar zihniyetiyle bakılırsa memlekette hiçbir şey kalmaz. Değer yargısı kalmaz. Yani bu köylü buradan işte atsın kendini Çoluk Vadisi'ne gitsin. Ne oldu? Onun peşinde bu insan. Adamlar gel dedi suyunuz. Eviniz suyun içinde kalacak. Evinizi taşıyın. Biz evi hemen taşıdık. Getirdik bir köye koyduk. İneğimiz vardı, tavuğumuz vardı, sütü, yoğurdunu hiç satın almazdık. Ama burada orada doğal suyumuz vardı, su parası yoktu. Burada hepsini maliyet paraya bindir. Çok perişan. Sabah 7'de sonra kesiliyor. Geri 4'te geliyor. Anca bir saat su akıyor. Su sıkıntısı var. Barajın içinde yaşıyoruz. Elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Başka yerde yapacaklar koymadılar. Milletin geçim kaynağı suya gömüldü. İyi bütün o haftalarını size uyuyorum. Ne konu hayvancılık, iyi bütün ne konu devir kodik, ne konu çizpeki kodik. Hayo zor gibi merada bir nerede bir münavim bir arabi doğru çoğu naklat, beş naklat inek bir memeci nasıl. Bara çi bu çi ne o ne mi o hukmacı çıdım ben. Ben ne oluyor? Mustafa wait, wait. Su oradan ya boşa akıyormuş. O zaman bizim kanımız da boşa akıyor. Çölleştirecek burayı ya. Çoraklaştıracak burayı. Dengeyi alt üst edecek. Ekolojik denge diye bir şey var. Yani bunu bir insanın yapabilmesi mümkün mü? Uçağı yapabildiler ama bir yağmur yağdırabildiler mi? Yağdıramazlar. Çünkü o bir sistemdir, ekosistemdir. Burada da, buradaki ekosistemin varoluşu bu akarsudur. Bu akarsuyu kaldırıp borular içerisine hapsettikten sonra burada hiçbir şeyden bahsedebilmenin bir mantığı yoktur. Biz vatansever insanlarız. Bugün bu su için elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırız. Çoluk çocuğumuzu da o dozerin önüne yatırmaya hazırız. Gerekirse biz kendimiz de yatmaya hazırız. Yeter ki bizim bu suyumuz gitmesin. Her şeyimiz bizim suya bağlı. Hayatımız, canımız, yuvamız, ailemiz, feryadımızın neticesi de bu. Yani insanlar feryat ediyor ama o feryatlar artık hiçbir fayda etmiyor bundan sonra. Çünkü zamanında başbakanımız buraya geldi, şunu buraya yapıyor diye hepimiz alkışladık. Ama işte başımıza gelen de bu oldu. Orası kurudu, burası da can çekişti. Sayın Başbakan geçenlerde diyor ki suyun kullanma hakkını sat. Lan benim kullanma hakkım yok mu? Bu ayının, doğanın, balığın bilmem neyin kullanma hakkı yok mu da sen kullanma hakkını satıyorsun? Kimin hakkını kime satıyorsun? Belası da dert çok yani. Dert çok ama savaşmaya kararlıyız. İnsanlar da yavaş yavaş uyanıyorlar. Yavaş yavaş bilenmeye başladılar. Çünkü bunlar çok arsız. Çok terbiyesiz bunlar. Ankara'da adam boranın durumunu görmeden ruhsat veriyor. Burada vatandaşın var olup yok olduğunu ve ne kullandığını ne yaptığını bilmeden oradan ruhsatı veriyor baba. Ruhsat verir adam yarın ben burayı satın aldım der benim evimi gelir yıkar. Yıkar mı? Yaparım bunu. Söylüyoruz şeflerine kardeşim. Dinamiti az koyun. Zarar verici olmasın. Ama biz bunları söylemiyoruz adamlara. Siz ölün ya ne olursa olsun bana ne ben işimi yapıyorum diyor adam. Bu taşlar oradan yuvarlanmayla değil dinamitin patlamasıyla geldi bu taşlar oraya. Bu taş bu evin üzerine düşse ne olur bu taşa? 2 ton 3 ton var o taş var. Bu taş da oradan geldi işte. Ya bak tuvaleti yıktı burada geldi vurdu yıktı tuvaleti. 3 senede inşaat yaptın. 5134 metre tünel yaptın. Şurada 400 metre kayayı toprağa indirdin. Şu boruları döşedin. Bu kadar işi yaptın da. Yani şurada 10 tane fidan niye dikemedin? Devlet yetkilileri duyarsız. Kaymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz, başkan
tüm hepsi vekillerimiz. Ya bir gelsinler buraya, bu insanlar bir sorsunlar sizin derdiniz, şikayetiniz ne? Gözlerinin önüne niye çıkıyorsunuz? Niye jandarmayla karşı karşıya geliyorsunuz? Ya jandarmanın görevi buraya sayışı sağlamak. Gidip şirketin güvenini sağlamak değil. Adam gelip buraya şirketin güvenliğini sağlıyor. Beni köyümden kovalıyor. Ya çık git buradan diyor. Ne demek bu ya? Şahsıma söyledi. Git buradan diyor. Ben nereye gideceğim arkadaş ya? Mümkün mü buradan gitmek? Şu denelere bir kafayı taktılar kardeşim, başka bir şey tanımıyorlar. Bizim milletvekilleri bile kalkıyor efendim, üç tane eşkıya teslim mi olacağız? Ya ben niye eşki oluyorum? Aha buradayım kardeşim, dokunulmazlığım yok, hiçbir şeyim yok. Ya beni götür içeri bas. Ya bir devlet 100 kişiyi içeri alamazsa daha niye devlettir? Aha demek ki ben haklıyım. Yani bu insanlar yalan mı söylüyor? Evet biz o işte çevreci tipler, bahsettikleri bu çevreci tipler yalan mı söylüyor? Enerjiye karşı değiliz. Biz 26 tane projeye karşıyız. Bir dalını 26 projeye bir dalını kestirtmeyeceğiz. Biz bunda kararlıyız, evet. Bu tipler bunda kararlı. Ne tip insanlar olduğumuzu da bu HES patronları, evet bu ikizleri de görecek. Dünyanın malını katlediyor, ses yok. Ama köyle az yürüdü, hakkını borudu mu sus. Arabalarımız dönüyor sus. Çay dönüyor sus. Öbürü alıyor sus. Devlet yetkililerin kanunu bize sökmüyor mu? Bizim yanımızda değiller. Ne zamanki toprağımıza, ne zamanki suyumuza, ne zamanki doğamıza elin müteahhiti göz koymaya başladı. İşte onda ayağa kalktı Kastamonu. Azdaray, Cine, Çağlar'da Lut Vadisi. Tamamen öldürdü. Bu devlet bizi tamamen öldürdü. Bu barajı verdiler. Bizim gönlümüz yok bu baraja. Asla baraja karşıyız. Biz kime ne tük? Devlet baba. Köylü olmayınca devlet olmaz. Bu su gitti, öldük biz. Lot yeresi öldü. Bu su gitti, lot yeresi öldü. Bu konuyla ilgili bir daha bırak gelmemenizi istiyorum. Bunları burada bırakıyorum. Buradan terk ediyorum. Şu Sarıbudak köy halkını düşünenler, 12 senedir baraj başladı. Cefa çekiyoruz. Yolumuz kapandı. Hastamız yol da oldu. Bizi düşünenler neredeydi? Onların amaçları başka. Onların amacı bizim suyumuzu çalmaktır. Devletin gücü varsa bizim halk gücümüz vardır. Halk gücümüz. Ne kimseye vereceğiz suyumuz? Ne dağımız, ne ormanımız, ne de ölüme terk edecek kurdumuz, kuşumuz, keçimiz, toprağımız var. Sularımızdan, doğamızdan ve onun can verdiği göklerimizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Anadolu'muzu vermeyeceğiz. 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 Vermeyeceğiz.